Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Ululuk kişiye haktan atadır, küçük görmek uluları hatadır. Devlet, kimin devlet kuşu kimin başına konar? Kim işlerin başına geçer? Evet, insanlar hemen herkes bir yere gelmek isterler. Bir mevkiye ulaşmak isterler. Bazen kime nasip olur işte orası bilinmez. Evladın büyüğüne mi Devlet kuşu başına kunar küçüğüne mi? Ortada olan ama yaşı. Herkes devlet sahibi olmak ister. Herkes devletin başına geçmek ister. Ama bir kişiye nasip olacaktır. Eski tarihimize baktığımız zaman bu kardeşlerin mücadelesi ile gerçekleşiyordu. O savaşın, o mücadelenin sonunda bir tanesi başa geliyordu. Neden kardeş katline yol açılmış olsun? Bunu düşündüğümüz zaman da Hemen herkesin içerisinde mutlaka devlet sahibi olmak yatar. Yani abime nasip oldu bu iş. Kardeşime nasip oldu demez. Mutlaka gönlünde o sevda vardır. Onun için demişler ki ululuk kişiye haktan atadır. Küçük görmek ululara hatadır. Yaşı küçük diye hor görme, aşağı görme. Cenab-ı Hak ona nasip etti. Şimdi nereden geleceğiz buraya? Dündar Bey Osman Bey beylik nasıl Osman Bey'e geçti? Ertuğrul Bey'den sonra neden dündarın olmadı? Osmanlılar neden kardeş katline yol açacak girişimleri gerçekleştirdiler? Bunları anlamak için önce biraz da geriye gidelim. Kayı boyu. Kayı boyu Oğuz'un en şerefli, en asil boyudur. Dolayısıyla Korkut Ata der ki: ahir zamanda hanlık yine kayıya de ellerinden hiç kimesine almaya. Bu çok önemli bir sözdür. Henüz daha ortada kayı boyunun, yani Osman Gazi'nin, Ertuğrul Bey'in bir büyük devletin temelleri atılmadan önce söylenmiş bir sözdür. Çok önemlidir. Bu neyi gösteriyor? Demek ki Oğuz'un, Oğuz'dan sonra uzun bir müddet kayılar yürüttüler devleti, aşireti kayıları yönettiler. Onun için Cami Cem Ayin kitabı bunu anlatmaktadır. Beyati Şeyh Hasan'ın. Yine biz kayı boyunun en asil boy olduğunu yazıcı Zade Ali'de, Kaşgarlı Mahmut'ta, Reşidüddin'de, Ruhi Çelebi'de bunları hep görmekteyiz. İlk dönem Osmanlı kaynaklarında görmekteyiz. Oğuzları sıralarken kayı boyu bu kaynaklarda ya birinci sıradadır ya ikinci sıradadır. Dolayısıyla Ertuğrul Bey'in Anadolu'ya gelirken o etrafındaki Türk aşiretlerinin onun etrafında yer alması, birleşmesi boş yere değildir. Yani onlar kayının değerini biliyorlardı. Kayının gücünü biliyorlardı. Belki o Korkut Atan'ın bu sözü kalplerinde, gönüllerinde yer etmişti. Bir de Ertuğrul gibi karizmatik bir lider olduğu zaman onun etrafında kolayca toplanabilmişlerdi. Ertuğrul Bey Selçuklu'nun uç beyi oldu. Bir de Kayı'nın verdiği o güç, Kayı'nın verdiği o asalet onu bir anda zirveye taşıdı. Uzun bir ömür sürdü ve uçta çok büyük faaliyetler yaptı. Peki Ertuğrul Bey vefat etti ne olacak? İşte burada Günümüzde kuruluş Osman'da bazı yanlış anlatımlar var, bunlara zaman zaman değiniyorum. Onların bir tanesi maalesef Dündar'ın bey olarak gösterilmesi oldu. Halbuki şunu net biliyoruz, Ertuğrul'un son dönemlerinde Osman artık beyliğin başındaydı. Onun işlerini yürüten Osman'dı. Demek ki Cenab-ı Hak ululuğu, yüceliği Osman'da gösterdi. Osman'ın abileri, abileri vardı. Sarı Sarıyatı veya Savcı Bey. Bunlar mesela zerrece kendisine itiraz etmediler. Aslında edebilirlerdi. İki kardeşti. Hiç zerrece itiraz etmediler. Bazen bunu görüyoruz. Osman da bunlara dokunmadı. Nitekim Osman'ın ilk savaşlarında bunların çok büyük yanında yardımlarını göreceğiz, etkilerini göreceğiz. Hatta ikisi de Belki oğulları da yanında şehadet mertebesine erecekler. Hiçbir tanesi sen bizim küçük kardeşimizsin biz daha büyüğüz demediler. Fakat bir yerden geldi. Kimden geldi? Dündar'dan geldi. Ertuğrul Bey vefat edince kayılar toplandı. Sadece kayı lideri değil. İşte o etrafında o günün aşiret reisleri. Yani bizim bizim bugün Hasan Alp, Gündüz Alp, Akçakoca, Abdurrahman Gazi. Yani bunların her birisi bir aşiret reisi, bir ileri geleni. Dolayısıyla bunların Ertuğrul'un yanında yer alması çok önemli. Ertuğrul'dan sonra da bunlar toplandılar. Kimi seçelim, kim seçilsin? İşte bir anlamda Ertuğrul Bey kendisine namzet olarak işlerin başına Osman'ı koymakla onu işaret etmiş bulunuyordu. Dolayısıyla her birisi Osman'ın yanında yer aldılar. Fakat bazıları Ertuğrul'un kardeşi Dündar'ı seçtiler. Yani onun olmasını istediler. İnsanlarda beylik çıkmaz içinde mutlaka böyle bir arzu, heves mutlaka bulunur. Dolayısıyla Dündar da kendisini seçenler olunca, isteyen olunca bu heves ortaya çıkmış oldu. Dündar onların şeyiyle bey olmak istedi ne istiyorlardı? Belki Osman'ı yaşının daha genç oluşu, tecrübesiz oluşunu düşünüyorlardı. Belki Dündar'ın daha yaşlı, daha tecrübeli olduğunu düşündüler. Onu istediler. Fakat kayı aşireti belki Osman'ın abileri de dahil olmak üzere Osman'ı seçtiler. Kayı aşireti Osman'ı seçince diğer beyler ister istemez Osman'a meylettiler. Bu durumda Dündar'ın yapabileceği hiçbir şey yoktu. O da herkesin yanında Osman'a biat etti. Kaynaklardaki bu ifadeler aşiret reislerinin bir birlikteliği, bir beraberliği içerisinde mutlaka değerlendirmeler yaptığı, Osman'ı namzet gösterdiği, kayı aşiretinin onu namzet göstermesiyle birlikte Osman'ın da seçildiğini net bir biçimde bize gösteriyor. Dündar Bey de kendisine biat etti. Belki içinde böyle bir uhde kaldı ama ilk dönemlerinde biz Dündar'ın hiçbir faaliyetini görmemekteyiz Osman'ın aleyhinde. Bir hareketini görmemekteyiz. Başka Dündar'la ilgili aslında fazla bilgi de yok sevgili dostlar. Yani Ertuğrul Bey zamanında Dündar'ın şahsiyetini, kişiliğini, heyecanını, düşüncelerini yansıtan bir faaliyetlerini görmemekteyiz yazmıyor. Hatta Dündar Bey'in, evlatlarına dair bir bilgi de yok. Yani olabilir, yaşı artık epeyce yüksek, kızları olabilir, oğulları olabilir. Ama hiçbir kaynakta Dündar'ın üç oğlu vardı, beş oğlu vardı, üç kızı vardı, damadı vardı. Bunu da görmemekteyiz. Yani bu durum bize Dündar'ın evladının muhtemelen olmadığını da göstermektedir. Zira olsaydı en az Osman'dan daha büyük çocuklarının olması lazımdı. Bunların mutlaka bir mücadelenin içerisinde bulunması lazımdı. Hatta babaları öldürüldüğü zaman onların tavırsız duracakları, bir tavır göstermeyecekleri düşünülemezdi. Mutlaka bazı hadiselere karışmaları lazımdı. Halbuki biz bunu kaynakların hiçbirinde göremiyoruz. Bu durum belki de Dündar'ın bir evladının olmadığını da bize yansıtmaktadır açıkçası. Yani hiç kimse Dündar'ın bir oğlu vardı bugün diyemez. Onun için dizide böyle bir şeyin gösterilmesi, Osman'ın da onu bugün için yaralaması, yarın öldürecek belki faaliyetlere girmesi imkan dışıdır. Yani böyle bir faaliyet yok. Bunu da ifade edelim. Peki Dündar ilk defa olarak Osman'a ne zaman karşı çıktı? Bunu biz Bilecik ve Yarhisar tekfurlarının Osman'ı öldürmek için faaliyete geçtiklerinde bir plan yaptıkları zaman görüyoruz. Osman Bey'i ortadan kaldırmaya karar verdiler ve kendisini bir düğüne davet ettiler. Osman Bey'i bu düğünde yarhisar tekfuru, Bilecik tekfuru, o tekfurlar bölgenin birleşecekler ve ortadan kaldıracaklar. Bilecik tekfuru uzun yıllardır Ertuğrul Gazi'den beri kayılarla iyi ilişkiler içerisinde. Hatta kayılar Domaniçe yaylağa çıkarlarken bütün eşyalarını bileciye bırakıyorlardı. Geldiklerinde de alıyorlardı kışın ve kendisine bolca hediyeler veriyorlardı. O sebeple araları iyiydi. Bu neyi gösterir? Muhtemelen Bilecik Tekfuru hem Osman Bey'le hem Dündar Bey'le Ertuğrul Bey'le olduğu gibi iyi ilişkiler içerisinde devamlı görüşüyorlar. Şimdi böyle bir işe karar verdikleri zaman Bilecik Tekfuru muhtemelen Dündar'a adamlar gönderdi ve kendi safına çekti. Burada ne söylemiş olabilir? Çünkü bunu kaynaklarda görüyoruz biz. Dündar da onların safına geçtiğini kaynaklar yazıyor. Nasıl olabilir bu? Bilecik Tekfur'u adamlar gönderdi. Dediler ki biz Osman Bey'i gizlice ortadan kaldıracağız. Beyliğin başına sen geç, aşiretin başına henüz beylik değil. Aşiretin, birliğin başına sen geç dediler. İşte Dündar kalbinde böyle bir arzu ve heves olduğu için kolaylıkla onların tarafına geçti. Böyle bir şartları uygun bulunca insanın içindekiler de depreşir. Halbuki o olmasaydı en azından yeğeninin yanında yer alırdı, yeğenini uyarırdı. Yeğenini uyarmak kime düştü? O da Harmankaya Tekfur'u Köse Mihal'e düştü. Düşünün Köse Mihal ileride Mihal oğullarının başı olacak ve İslam'ı İslam'ı Balkanlarda en fazla yayan bir ailenin lideri olacak. Akıncı kollarının en meşhurlarından birinin başına gelecek. Cenab-ı Hak kimlere devlet veriyor? Bir harmankaya tekfuru İslam'la tanışacak, Müslüman olacak ve hizmet edecek. Ama Osman Bey'in amcası da tekfurlarla anlaşacak. Onu ortadan kaldırmaya çalışacak. Valla Kalbi, niyeti temiz tutmak lazım sevgili dostlar. Öyle beylik için, koltuk için, mevki için, makam için dinini, diyanetini, inancını, değerlerini satmamak lazım. Dikkat etmek lazım. Kim bildirdi? Muhtemelen bunu biz iki şık anlıyoruz. Köse Mihal bunu bildirirken belki Dündar'ın da bu faaliyetin içerisinde olduğunu Osman'a bildirdi. Onun için Osman Bey, Osman Bey Yarhisar ve Bilecik tekfurlarını ortadan kaldırınca ilk yaptığı iş amcasını öldürmek oldu. Bunun içinde olduğunu biliyordu. Bir kısım kaynaklar ise Bilecik tekfurunun kaçmasına yardımcı olduğu için yani bizzat Osman Gazi şahit oldu bu olaya onun için öldürdüğünü uzaktan ok atarak amcasını öldürdüğünü söylerler. Belki de bu mücadelenin içerisinde de bulundu. Kaynaklar burada çok az geçiyorlar. Biz bunu "muhtemeldir" diyerek böylece anlatıyoruz. Bir anlamda hani Kuruluş Osman dizisi çekilirken de hani yalan yanlış şeylere de girmesinler. Onlara da buradan yardımcı olalım sevgili dostlar. Onlar bize danışmasa da biz yine yardımımızı yapalım. Buradan doğru yürütülebilir. Hiç olmasa yanlış da olmaz. Yanlış da olmaz, hatalı da olmaz. Evet Dündar Bey'i Osman Bey kendisi bey'dir, seçilmiş bir bey'dir. Düşmanla işbirliği yaptığı için öldürtmüştür ki böyle bir işin Osmanlı'da her zaman cezası da kim olursa olsun idamdır. Nettir, kesindir, kaynaklara yansımış bir bilgidir. Bu hareket belki Osmanlı'da yarın birlik prensibinin de yolunu açacaktır. Belki Osmanlı'nın 622 sene devam etmesinin en önemli prensiplerinden bir tanesi olacaktır. Evet, tarih ibretler manzumesi birlik ve beraberlik olursa devletler yücelir, devletler ilerler. Dündar Bey maalesef bu birliği yıkmak isteyen biri olduğu için ortadan kaldırılan bir hanedan üyesi oldu. Sevgili dostlar, hepinize muhabbetlerimi sunuyorum. Sağ olun diyorum, var olun diyorum.